Tonguç Haber'den herkese merhaba. Yepyeni bir haftada yeni haberlerimizle sizlerle beraberiz. Bu haberimiz bütün öğrencileri ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un bir isteği vardı. Bir okul gözetmensiz sınav yapıyorum desin, bu işte ben de varım desin demişti. Ve Rize'de tam 30 okulda gözetmensiz sınav yapıldı. Bu uygulamanın asıl amacı öğrencilerin başlarında bir öğretmen olsun olmasın bütün bildiklerini kağıda aktarabilmeleriydi. Şimdi soru size geliyor. Başınızda bir öğretmen ya da gözetmen olmadan sınava girseniz kopya çeker misiniz ya da kopya verir misiniz? Bunu yorumlara yazın, hep beraber tartışalım. Gözetmensiz sınav uygulamaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gözetmensiz sınav çağrısına kulak veren ilk şehir Rize oldu. Rize merkez dahil toplam 30 okulda gözetmensiz pilot sınav uygulaması başlatıldı. Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, bu uygulamanın öncelikli amacı çocuklarımızın öz denetimlerini sağlayarak daha ahlaklı ve sorumluluk sahibi olmalarıdır. Çocuklarımızın kendilerine ait bilgilerle olabilecek başarısızlığın, başkalarına ait bilgilerle elde edilebilecek başarıdan daha kıymetli olduğunun farkına varmalarını sağlamaktır dedi. Pilot uygulamalarda başarı sağlanırsa, gözetmensiz sınavın birçok okulda yaygınlaşması ve öğrencilerin gözetmen stresi yaşamadan sınav çözmeleri bekleniyor. Bu gelişmeyle ilgili öğrenci arkadaşlarımız ne düşünüyor? Muhabir arkadaşımıza dönüyoruz. Gözetmensiz sınav yapılırsa sence kopya çekilir mi? Çekilir her türlü. Çekilir, herkes çeker abla. Evet. Çekilir bence, olmaz öyle şey. Yani bence tabii ki de çekilir çünkü öğretmenler herkes zaten kopya çektirmek için uğraşıyor. Bence çekilir. Çekilir abla. Bence de çekilir. Tabii ki. Çekilir. Her türlü çekilir. Sıradaki haberimiz yine sınavlarla ilgili. Sınava girmeden önce her şeyi düşünüyorsunuzdur. Geceden eşyalarınızı hazırlıyorsunuzdur. Fakat yeri geliyor en önemli şeyi unutabiliyorsunuz. O da kimliğiniz. Bu mağduriyeti ortadan kaldıracak bir gelişme yaşandı. Şimdi bu haberimizi izleyelim. Sınavlardaki kimlik mağduriyetine çözüm geliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da sınava giren bir öğrenci kimliğini düşürdüğü için kaymakamlıktan geçici sınav belgesi almak istemiş. Kurum kapalı olduğu için belge alamamış ve sınav görevlileri tarafından salona alınmamıştı. Gelecek yıl benzeri mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma sonucunda sınav günlerinde nöbetçi nüfus müdürlüklerinin açık tutulmasına karar verildi. Sınav sabahı kimliğini kaybederek nüfus müdürlüğüne başvuran adaylara görevli personel tarafından geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Bu güzel gelişmeye rağmen öğrencilerin bir önceki geceden sınavda gerekli olan belge ve kimliğini hazır tutmasının sınav günü yaşanacak stresin önüne geçeceğini vurgu yapılıyor. Spor yapmayı seven arkadaşlarımıza müjde vererek devam edelim. Artık okul ve mahalle spor salonları kapanmayacak. Haberimizi izleyelim. Okul spor salonlarının kapısı 7/24 açık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü Yaşayan Stat projesi kapsamında yeni ve öğrencileri mutlu edecek gelişmeler yaşandı. Artık öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, hatta yapmak istedikleri tüm spor aktiviteleri için sokaktaki arabaların arasında oynamak zorunda kalmayacak. Çünkü okul ve mahalle spor salonlarının kapıları okuldan sonra da açık olacak. Bu haber spor yapmayı seven tüm öğrenciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Şimdi yanımda sizden gelen soruları cevaplaması için Fatih Hocam yanımda, Türkçe Hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bir arkadaşımızın videosu var. Hemen onları izleyelim, sonra tekrar size dönelim. Merhaba, ben Başar. Paragraf sorularında çok fazla yanlışım çıkıyor. Türkçe netleri nasıl arttırabilirim? Teşekkürler. Paragraf soruları hem lise sınavlarında hem üniversite sınavlarında sınavların genelde %80'ini kapsadığı için önemlidir. Dil bilgisi sorularına çalışıyor genelde çocuklar. Aslında dil bilgisinden daha önemli olan paragraf soruları ve düzenli olarak çalışmaları gerekir bu sorulara. Önemli olan çok fazla soru çözmeleridir ve düzenli kitap okumalarıdır. Düzenli kitap okuyan bir öğrenci diğer öğrencilere göre artı bir öndedir her zaman. Bu yüzden de herhangi bir kitabı okuyabilirler ama benim önerim Nurullah Ataç, Cemil Meriç gibi isimlerin kitaplarına bakmalarıdır. Düzenli okumalar öğrenciler için paragraf sorularında yararlı olacaktır. Bir de çıkmış soruları çözmeleri gerekiyor. Çünkü işte özgün gibi, çağrışım gibi, yatsımak gibi bazı kelimelere yabancı olabilir öğrenciler. Çıkmış soruları eğer çok fazla çözerlerse bu kelimelere de yabancılıkları kalmayacağından. Çünkü sınavda bir kelime çıktığında, bilmediği bir kelime çıktığında bütün bir soruyu anlayamayabiliyor hocam arkadaşlarımız. Ve tekrar tekrar okumaya çalışıyor. Zaman kaybı oluyor. Zamanı da iyi kontrol etmeleri gerekiyor. Son bir önerim paragraf için şu olabilir. Eğer hiç paragraf sorusu çözmesine alışkın değilseniz ilk başta zamanı önemsemeyin. Bir süre paragraf sorularını çözün. Bir süre sonrasında ise artık bir süre koymaya başlayın. İşte 2 dakikada bitireceğim, 1 dakikada bitireceğim deyip bu kadar. Verdiği bilgiler için hocamıza da teşekkür ediyoruz. Geçelim sıradaki haberimize arkadaşlar. Oyunumu kodluyorum yarışması başlıyor. Ortaokul öğrencilerinin katılabildiği bu yarışmanın detaylarını haberimizde görelim.
Oyun oynamayı seven ve hayal gücüne güvenen ortaokul öğrencilerinin dikkatine. İlki 2018'de gerçekleşen Oyunumu Kolluyorum yarışmasının ikincisi için başvurular başladı. Yarışma için hazırlanan projeler Scratch platformu üzerinden tasarlanacak ve başvurular Eğitim ve Bilişim Ağı EBA üzerinden yapılacak. Cebece Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oyunumu Kolluyorum yarışması Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların katılımıyla gerçekleşecek. Öğrenciler tarafından tasarlanan oyunlardaki önemli şartlardan biri oyundaki tüm karakterlerin isimlerinin Türkçe olması. Her okuldan en fazla 6 ekibin katılabileceği ve her ekibin bir oyunu sunabileceği yarışmanın son katılım tarihi 2 Nisan olarak açıklandı. Bu hafta yanımda 2005 tayfadan severek takip ettiğiniz bir konuğum var. Gülse Göçer. Gülse hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bir yandan YouTube, bir yandan LGS hazırlıkları zor olmuyor mu senin için? Aslında başta bir tık daha zor oluyordu ama sonrasında şu şekilde alıştırdım kendimi. YouTube'da zaten derslerle ilgili çok çok içerik çekmeye başladım. Sonuçta ders çalışma videolarım var, beraber çalıştığımız haftalık program videoları var. O tarz şeylerle aslında hobimi gerçekten derslere entegre edebildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden benim için de yararlı oluyor böyle videolar çekmek. Bir yandan da bu videolar arkadaşlarına motivasyon oluyor çalışmaları için. Peki günde kaç saat ders çalışıyorsundur Gülse? Ya aslında bu tarz soruları çok fazla değiştiği için genelde böyle yani değişiyor falan diye cevaplıyorum ama ortalama bir şey söylersek arada molalarla beraber 2,5-3 saat diyebiliriz. LGS sürecinde soru çözmek de önemli. Peki 50 soru, 100 soru günde kaç soru çözüyorsundur? Kesinlikle bu da çok fazla değişkenlik gösterebiliyor ama yine ortalama bir rakam verirsek 150-200 arası olabiliyor. Fakat çok zor bir matematik konusunda çalışacaksam 60'ta da kaldığım oluyor. Veya sadece o gün inkılap tekrarı, İngilizce dil tekrarı yapacaksam belki 300-500 tane çözerim. Bilmiyorum yani. Onlar çok fazla değişebiliyor. Şimdi YouTuber olmak isteyen çok fazla arkadaşımız var. YouTube videosu çekmek istiyorlar. Onlara böyle verebileceğin önemli tavsiyeler var mı? Böyle gerçekten temel 3 şeyi söylemek gerekirse birincisi bence kesinlikle samimiyet. Bunu söylemek ne kadar doğru bilemem çünkü ben çok samimiyim işte o yüzden takipçim var falan gibi olabilir. Fakat bence arkadaşlarım olarak insanların bende sevdiği şey gerçekten kendim olarak kamera karşısında bulunmam. Bunun hoşlarına gittiğini düşünüyorum. Bu şekilde tepkiler alıyorum çünkü. İkincisi şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence bir YouTuber, iyi bir YouTuber olmak için iyi bir YouTube izleyicisi olmak lazım. Sonuçta bütün işte trendleri falan takip edip bir fikir bulup onu kendi kanalına uyarlayıp kendi yine şeyinde devam etmen lazım. Ama çeşitli yenilikler de lazım falan. Onun oranını tutturmak hoş oluyor bayağı izleyici açısından. 3. 3'ü unutmayalım. 3'ü unutmayalım evet. Üçüncüsü de bence bir yerden sonra artık teknik kısmı oluyor. Çünkü özellikle aydınlık bir video mesela çok fazla tıklanabiliyor veya ses iyi olması lazım. Rüzgar sesi, hışırtılı seslerin olduğu bir iki videom vardı. Onların altına direkt zaten eleştiri yorumları mutlaka geliyor. Sildin mi videonu? Hayır, videoyu silmedim ama beğenen kişiler de olmuştu. Sadece rahatsızlık bir süre sonra bütün videolarda olursa rahatsızlık vereceği için ona da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü madde de teknik kısım evet. Peki o zaman geldiğin için çok teşekkür ederiz sana. Haberlerimiz devam ediyor. Sıradaki haberimiz bir başarı öyküsü diyebiliriz. Fatma Nurtekin 16 yaşında, Hakkari Yüksekova ilçesinde yaşayan bir 10. sınıf öğrencisi. Başına talihsiz bir hastalık geliyor ve bu hastalıktan dolayı bir sene boyunca okula gidememesi gündeme geliyor. Babası bir araştırıyor, evde eğitim hizmeti alabileceklerini söylüyor ve daha sonra bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Fatma Nur evde çalışarak öğretmenlerinin de desteğiyle tam 96 ortalamayı yakalıyor ve okulun en başarılı öğrencilerinden biri oluyor. Bizler de buradan Fatma Nur'u tebrik ediyoruz ve en kısa sürede okuluna dönmesini diliyoruz. Teknoloji geliştikçe öğretmenlerimiz de çağa ayak uydurmaya devam ediyorlar. Kastamonu'da iki öğretmenimiz coğrafya derslerinin daha akılda kalıcı hale gelmesi için gerekli olan 30 bin liralık kum havuzunu 950 TL'ye mal etmişler. Çok da güzel olmuş. Kastamonu Bilim Sanat Merkezi'ne görev yapan öğretmenler tamamen kendilerine özgü bir fikir ortaya koyarak gerçekli kum havuzu tasarladı. Öğrencilere coğrafi şekillerin anlatılması konusunda oldukça kolaylık sağlayan kum havuzunu sadece 950 liraya mal etmeyi başaran öğretmenler işledikleri dersi uygulamalı olarak bu odada öğrencilerine anlatma fırsatı buluyor. Projeksiyon ve bilgisayara 3 boyutlu derinlik ölçer kameranın monte edilmesiyle hazırlanan kum havuzunda öğrenciler bir yandan yer şekillerini öğrenirken bir yandan da keyifli vakit geçiriyor. Sizin de öğretmenlerinizle yaptığınız böyle güzel projeler varsa açıklamada gördüğünüz mail adresine fotoğraf ve videolarıyla birlikte yollayabilirsiniz. Tonguç Haber'de bu haftanın da sonuna geldik. Bir dahaki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.